44 yılında Gümüşhane'de dünyaya geliyorsun. Çocukluğun tarlada, bağda, bahçede geçiyor. Ağaçları, fidanları, ormanları seviyorsun. Doğa seni besliyor. Yeşil senin için yaşam demek. Bir abin var. Onunla birlikte hayal kuruyorsunuz. Çok büyük bir ormanınız olsun istiyorsunuz. Orman. Boş kaldığın her an abinle birlikte tarlada geziniyor, ağaçları inceliyor. Doğan'ın e, sesini dinliyorsun. Okula gidip gelirken bile kuracağın ormanın Hayalini canlandırıyorsun, hayalini kuruyorsun gözünde. Bu hayali kurarken yüzünde bir tebessüm beliriyor ancak hemen sonrasında yoklu yoksulluğunuz geliyor aklına. Ne yapacaksın? E, bu sence bir çocukluk hayali mi? Kaç yaşındayım o Küçüksün. Sonra. Daha küçüğüz. Okula gelip gidiyoruz. E ormanı kuracağım tabii. Ormanım olacak o zaman. Bu olacak tabii. Bu olacak yaşındayız Üç, değil mi? 3-5 ağaçla olacak iş değil ormanım olacak yani o kadar. Peki durup dururken neden orman yani neden orman kurmak hayali? Ağaç ve orman senin için ne ifade ediyordu? Hani üç ağaca razı olmuyorsun orman yapmak istiyorsun sebep? Benle ilgili olduğunu düşünmüyorum onun. Ben diğer canlılarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ee, onlarla yaşamak istediğim için orman. Tek başıma bir yeşillik istesem muhtemelen dediğin gibi abi yani üç beş ağaçlı bir ev hayali He. kurardım. Ama ben doğayla hayvanlarla beraber bir yaşam hayal ediyorsam ormanım olmalı. Maddi imkan bulamazsan bu hayalinden vazgeçecek misin? Maddi imkan? E, maddi imkan. E, şimdi istediğin yere orman yapamıyorsun. Orayı, o, orası için belki o toprağı alman lazım. Belki büyük Ben izinlerle... istersem o ormanı bana vereceklerini düşünecek yaşta olduğumu zannediyorum şu an. <laughs> Peki. Köy göreceğiz seni. Köyde küçük küçük işler yapmaya başlıyorsun, bakkalda, kahvede, camide ne iş varsa koşturuyorsun. Eline ufak tefek paralar geçiyor artık yani palazlanmaya başladın yaş olarak da. Bir kumbara da biriktiriyorsun onları ama nafile derken, akrabalarından, komşu hanelerden haber alıyorsun. Herkes, herkesin babası, abisi, erkek kardeşi Almanya'ya işçi olarak e, gidiyormuş. Ee, i̇nsanlar çocuklarına bakabilmek, evlerini geçindirebilmek için yerini yurdunu terk ediyor. Yaşadığımız, e, yaşadığınız küçük köyde maalesef ki iş imkanı doğal olarak çok az. Herkes gözün Almanya'ya gitmiş. <laughs> Acaba mı diyorsun? Ee, senin yakınlarında bu fikre sıcak bakıyor. Birer ikişer ufak ufak herkes Almanya yolunu tutuyor. Gidecek misin Almanya'ya de? Gideceğim, gideceksin. Çünkü merak ediyorum. Merak ediyorsun. iş imkanı var. Para, para kazanmak zorundayım. Daha orman alacağım. Bir sürü işim var. Orman kafanda hala. Evet. Peki. Ağaçları ormanları bu kadar çok severken ülkenden uzakta gurbette yaşama fikri senin için biraz zor olur mu dersin? Ne zor olur bana? ama hem orayı merak etmem. Yani yurt dışına ilk çıkışım e, benim dilimde bile konuşmuyor insanlar. Nasıl bir hayat var orada? Nasıl yaşanıyor? Çok merak ederim ve ormana dönmek üzere gittiğim hep aklımın bir köşesinde olur yani. Peki. Almanya'ya abinle gitmeye karar veriyorsunuz. Pasaport ve vize işlemlerini hallediyorsun. 1990'lı yılların başında nihayet Almanya'ya gidiyorsunuz. Akrabaların çalıştıkları fabrikalardan birinde sana ve abine iş bulmuşlar. Vardiyalı olarak çalışıyorsunuz. Yorulsanız da emeğinizin karşılığını alıyor. O güne kadar hiç yan yana görmediğiniz kadar parayı bir arada görüyorsunuz. Koşulların çok mutlu ediyor seni birikim yapabiliyorsun. Ülkenden uzaksın ama Almanya'daki yıllarını verimli geçirmek için çabalıyorsun. Ne kadar çok çalışırsan o kadar çok para kazanıyorsun bazı ülkelerde. Ha bugün ha yarın derken aradan tam 30 yıl geçiyor. Köyüne olan özlemin çok büyük olduğu için Almanya'da çalışıp oradan emekli olduktan sonra neyin var neyin yoksa tas tarağı topluyorsun. Gümüşhane'deki köye kesin dönüş yapıyorsun. Ee, yeniden çocukluğunun başladığı o hayalleri kurduğun e, yerdesin. Köyünde sakin bir emeklilik seni mutlu eder mi, etmeye yeter mi? Artık maddi olarak da iyi durumdasın, imkanların var. Bir zaman hayallerim vardı, şimdi onlara tekrar döner misin gitmişken? Şöyle düşünürdüm herhalde, artık bir orman sahibi olamayacağım aşikar. Ee, ama bir orman yaratamayacağım anlamına gelmez bu diye düşünebilirdim. Ee, ve. Yaratmak derken tam neyi kast Bir alanı çevirip ağaçlandırmak. Evet ağaçlandırmaktan bahsediyorum. Ve çocukların ormanı olabilsin diye emekliliğimi buna adayabilirim. Başkalarının çocukları. Başkalarının. Abinle kafa kafaya verip çocukken kurduğunuz hayalinizi gerçekleştirmek üzere yola çıkıyorsunuz. Hayalini kurduğunuz o ormanı hayata geçirebileceksiniz. Emeklilik birikimlerini kullanarak köyünüze yakın bir yerde 300 dönümlük bir e, arazi... Evet. De 12 bin 12 bin çam fidanı dikiyorsunuz. Ee, abinle birlikte her gün fidanların bakımını yapıp suluyorsunuz emekli e, halinizde. Gün be gün sabırsızlıkla fidanların büyümesini izliyorsunuz. 79 yaşındasın. Hayalin gerçek olduğu hayalin gerçek olduğu için sen de abin de çok mutlusunuz. Onca yıl sonra Almanya'da zor şartlarda emek vererek kazandığın, e, verdiğin emeklerin karşılığını aldın. Artık hayalin gerçekleşti. Ormanına kavuşmak nasıl bir duygu? Muhteşem. Yani e, aslında küçüklüğümden beri istediğim şey aynı. Fakat ona kavuşma şeklim farklı. E, biri çocukluk hayali ve olmayacak bir şeyken onu olur kılan bir hayat sürmüşüm demek ki. Hı. E, mutluluk verici.